Yaşasın hafta sonu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonunuza keyif katan, bu güzel pazar sabahınıza ortak olan sizin programınız Yaşasın hafta sonu başladı. 2 saat boyunca doluyuz. İlk dakikalar, ilk saat biraz böyle bülten tadında gideceğiz. İkinci saat ise daha çok yorumcularımıza yer veriyoruz. Sizlerden gelen sorulara, sizlerden gelen soru işaretlerine yanıt bulmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz. 10. haftadayız. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kimler kimlerle karşı karşıya geldi? Karşı karşıya gelecekler. Haftanın puan durumuna şöyle bir bakalım. Sonrasında puan tablosuna bakacağız. Sonrasında dün neler oldu, bugün neler olacak? Şöyle bir detaylandıracağız, masaya yatıracağız. Biliyorsunuz Adana Demirspor, Sivasspor karşılaşmasıyla 10. haftayı açmıştık. Cuma günü bol gollü bir karşılaşmaydı. Dün neler oldu diye soracak olursanız Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 evinde mağlup olurken Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik bir skorla 3 puanı alarak geçmesini bildi. Göztepe uzun süre 10 dakika kaldığı Trabzonspor karşılaşmasından 2-1'lik sonuçla evinden mutlu mesut Trabzonspor'u uğurladı. Trabzonspor'a dair konuşacağımız çok şey var diye düşünüyorum. Trabzonsporlar bugün biraz mutsuz, biraz umutsuz. Elbette masaya yatıracağız. Basın toplantısı, daha doğrusu maç sonu açıklamaları oldukça ilginçti. İzlemeyenler varsa birkaç dakika sonra sizlerle buluşturacağız. Gaziantep Konya'yı ağırlıyor saat 13.30'da. Alanyaspor'la Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Bodrum'u ağırlayacak. Pazartesi kapanış mücadelesinde ise Başakşehir Eyüpspor'la Galatasaray'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü tam anlamıyla İstanbul derbileri var diyebiliriz. Öyle değil mi? Bu haftayı bay geçen takım ise Çaykur Rizespor oldu değerli izleyenler. Puan durumu da ekranlara gelsin bakalım. Galatasaray zirvede yer alıyor 25 puanla değerli izleyenler. Takipçisi Samsunspor'un 22 puanı var. Bu arada oynanan maç sonrası oluşan puan durumu bu. Beşiktaş'ın 20 puanı var 3. sırada. Fenerbahçe'yi görüyoruz 4. sırada. Dünkü galibiyet sonrası Göztepe'nin 5. sıraya yükseldiğinin farkındayız diye düşünüyorum. Başakşehir 7'de, Trabzonspor 9. sırada. Son 5 takıma da bakalım. Ligin alt sıralarında yer alan takımlar hangileri? Şöyle bir göz atalım. Sonrasında da Trabzon'a geçeceğiz. Antalyaspor'u görüyoruz 16. sırada. 17. sırada Gaziantep var. 18'de Hatayspor. 19'da ise Adana Demirspor yer alıyor. Dün Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu dedik. Puan durumu da böyleydi. Biraz dünkü karşılaşmaya geçelim istiyorum. Gürsel Aksel stadında oynanan maçın 28. dakikasında erken gelen bir kırmızı kart vardı. Deniz kırmızı kart gördü. Göztepe forması giyen Deniz. İlk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarı gayet mücadelenin olduğu bir 45 dakikaydı. Peki ne oldu? İkinci yarı tamamen değişti. Mücadelenin 60. dakikasında Solet ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor'un beraberlik golünü 64. dakikada penaltıdan Banza kaydetti. 90+2'de ise Tiyaniç'in golüyle Göztepe karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Şenol Güneş ve öğrencileri 12 puanda kalırken Göztepe ise 15 puana yükseldi. Trabzonspor dış sahadaki 5 maçta 4 puan toplayabildi. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Basın toplantısına gidiyoruz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu bölümde biraz daha yayınlarımız bağlantılarla ve yorumcularımızla ilerliyor. İlk bölümde biraz bülten tadında gittik. İkinci bölümde bağlantılarımız olacak dedik. Hadi ilk bağlantımıza gidelim. Sevgili Erdem bizleri bekliyor. Fenerbahçe derbinin olduğu bu hafta, Galatasaray Beşiktaş derbisinin olduğu bu hafta iyi değerlendirmek istiyor. Keza hafta içinde de Avrupa'dan moralli bir şekilde lige dönmüş olacak. Bodrum ağırlayacak. Erdem selamlar, kolay gelsin. Günaydın diyoruz sana ve son gelişmeleri senden alıyoruz. Buyur. Günaydın Deniz. Aslında sen karşılaşmanın önemine çok güzel değindin. Derbinin olduğu haftada, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada Fenerbahçe'nin alacağı 3 puan aslında rakiplerinin de puan kaybını, iki rakibi de çünkü direkt şampiyonluktaki mücadele ettiği rakipler. Bu anlamda düşündüğümüz zaman Fenerbahçe için aslında 3 puandan fazlasını elde edebileceği bir hafta. Tabii Manchester United
beraberliği sonrası moraller yükseldi takım içindeki. Çünkü Samsun'dan alınan sonucun ardından birazcık motivasyon olarak bir düşüklük yaşamıştı Fenerbahçe ama bu sezonun en umut dolu oyunlarından birini sergiledi Fenerbahçe Manchester United karşısında ve Mourinho'nun maç sonu açıklamalısı da aslında bu oyuncularına söylediği, bu mantalitede oynarsak ligdeki tüm takımları yenebiliriz dedi Mourinho. Oyuncularına bunu söylediğini basın toplantısında bizlere de aktardı. Fenerbahçe Manchester United maçındaki mantaliteyle oynayacak mı oynamayacak mı? Tabii bu ki bugün bunu saat 19'da başlayacak karşılaşmayla göreceğiz. Fenerbahçe Bodrum Spor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 3 eksik oyuncu var. Osterwold'a sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Bunu Jose Mourinho da açık yüreklilikle ifade etti ve oyuncunun bu sezon yetişmesinin çok zor olduğunu söyledi. Cengiz Ünder milli arada antrenmanda sakatlandı. Kasığında yırtık vardı. Oyuncu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor ve sonrasında oynayacak Sivasspor maçına kadar olan süreçte Cengiz'in dönmesi çok olası gözükmüyor. Bir diğer isimse kart cezalısı Fred. Brezilyalı oyuncu sarı kart ceza sınırında olduğu için bugün takımını yalnız bırakacak. Tabii karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de hangi mevkide nasıl değişiklikler yaşanacak? Bunları da değineceğim. Sol bekte bugün Kostić'i bekliyoruz diyelim. Muhtemel 11'e birazcık geçelim. Kalede Livakovic, sağ bekte Osay Samuel, stoperde Djiku, Çağlar sol bekte Kostić. Orta sahada İsmail Amrabat, sağ kanatta İrfan Can 10 numara pozisyonda, Şimanski sol kanatta, Tadić İleri'de ise Yusuf En-Nesyri'yi bekliyoruz. Tabii bu bizim muhtemel 11'imiz. Jose Mourinho'nun birçok deneme yaptığını da biliyoruz. Milli arada bazı denemelerde bulundu. Bunu uygulayacağı süreçten mi geçiyoruz, yoksa Mourinho ideal 11'indeki bazı noktaları değiştirmeyecek mi? Bugün bunları göreceğiz. Açıkçası İrfan Can Kahveci'nin bugün süre almasını bekliyoruz. Oyuncunun ilk 11'de olmaması çok konuşuluyordu. Bugün Bodrum karşısında İrfan Can'a şans vermesini bekliyoruz Jose Mourinho'nun. Aynı şekilde sol bekte Osterwold'e sakat. Levent Mercan çok tercih edilmedi. Filip Kostić'i sol bekte bekliyoruz bu anlamda. Osay Samuel'de Manchester maçında ağrı hissetmişti oyuncu. Kramp girmişti. Bu yüzden oyundan çıkmıştı. Bugün de sağ bekte başlaması bir muhtemel bir diğer isim. Bir parantezde oynamayan isimleri açacağım. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi isimlerin ben bugün skorun gidişatına göre Bodrum karşısında süre almasını bekliyorum. Antrenman performansları oyuncuların çok verimli ve son Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından da çok daha ekstra motivasyonla formaya sarıldığını belirtebiliriz bu oyuncuların. Özellikle Levent Mercan şans bekliyor. Oğuz Aydın aynı şekilde, Cenk Tosun da. Bu iç isimin bugün Bodrum karşısında süre bulmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de artık şans bulamayan isimlerin de yavaş yavaş süre alması bekleniyor. Çünkü kadro derinliğini daha verimli kullanmak istiyor Jose Mourinho. Deniz Kadıköy'deki ilk yayınımız bu şekilde. Gün boyunca bağlantılarımız buradan devam edecek. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Çok teşekkürler sevgili Erdem. Güzel bir gün diliyoruz sana da. Gün içinde sana bağlanmaya devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Dün oynanan bir diğer karşılaşmaya götüreyim sizleri. Daha sonrasında basın toplantısına gideceğiz. Trabzonspor Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Göztepe 2-1 mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Göztepe forması giyen Deniz kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. Mücadelenin 60. dakikasında Solet ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor'un beraberlik golünü 64. dakikada penaltıdan Banza kaydetti. 90+2. dakikada Tianic'in golüyle Göztepe karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Şenol Güneş ve öğrencileri 12 puanda kalırken Göztepe ise 15 puana yükseldi. Trabzonspor dış sahadaki 5 maçta 4 puan toplayabildi. Trabzon Göztepe baskımı devam edecek. Kim yazır? Bir fotoğraf daha görelim. 3, 2, 1, geldik. Ve basın toplantısına gidiyoruz değerli izleyenler. Değerli izleyenler, sevgili Ozan Zeybek şu dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Ozan tünaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Seni gördük, daha iyi olduk şu anda. Tam anlamıyla bu oldu. Sağ olun. Fenerbahçe'nin maçı var. Derbinin olduğu bir günde.
derbinin olduğu bir haftada Fenerbahçe puan kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Manchester United karşısında ilk 45 dakika da fena değildi Fenerbahçe. Beğenilen tarafları var, eleştirilen tarafları var. Fenerbahçe 10. haftaya nasıl girecek sence? Şimdi Manchester maçıyla başlamak istiyorum Deniz, izin verirsen. Çünkü göreceli, yani Fenerbahçe taraftarı kafasında da, futbol severlerin aklında da, yani kaybedilen iki puanama sevinmek lazım, alınan bir puanama sevinmek lazım. Üzülmek lazım, iki puan için bahsediyorum. Şunda hemfikir olmak lazım. Yani Fenerbahçe, Mourinho geldiğinden bu yana ilk defa iştahlı, tempolu, takım halinde beraberlik sağlayabilen bir görüntü verdi bizlere. Ben o yüzden Manchester maçının artık bir kırılma maçı olduğunu, Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma, eşik atlama maçı olduğunu düşünüyorum. Yani oynanan oyun beni tatmin etti. Ama bölüm bölüm Manchester'ın baskısı, Manchester'ın üstünlüğü, oyun üstünlüğü vardı. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de vardı. Şimdi haftalardır eleştirilen bir Mourinho var, beğenilmeyen bir futbol var. Bu hafta Bodrumspor'la oynaması da, yani bu fikstür veya gidişatın derbi haftasında Bodrumspor'la karşılaşacak olması Fenerbahçe'nin bence bir avantaj diye düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin Bodrumspor karşısında galibiyet alacağını, derbiden gelen sonuçla da belki bunu perçinleyebileceğini, ne demek istiyorum burada? Yani bir oradan bir beraberlik çıkması veya bugünkü rakibin, bugün için söylüyorum, Galatasaray'ın olmuş olması Beşiktaş galibiyetinde Fenerbahçe'ye böyle bir katlama sevinç yaratabilir diye tahmin ediyorum. Şu var, yani haftalardır böyle bir kadro kuruyorsun, böyle bir teknik adam getiriyorsun. Böyle finans gücü yüksek bir yönetimin altında, bu bayrağın altında. Yani ortada bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama eleştirdiğim bazı futbolcular var. Bazıları tarafından övülürken, tahminim senin tarafından da öyle. Yani mesela hep takılıp bozuk plak gibi hep Tadic'e getiriyorum konuyu dönem dönem. Artık Mourinho'nun takımına daha hakim olduğunu, kimlerle neler yapabileceğini daha çok görebileceğini ben Manchester maçında gördüm. Ama şu var, tam böyle heveslenirsin, ayağa kalkarsın, ben şunu yapabilirim, bunu yapabilirim derken bir anda kötü bir skor, kötü bir maç, kötü bir oyun bütün kulübü, camiayı hayal kırıklığına uğratabilir. Ben bugün böyle bir riskin olacağını düşünmüyorum. Bugün yeni isimlere yer verebileceğini, yeni isim derken mesela Oğuz olabilir, Cenk Tosun olabilir. Cenk Tosun antrenmanda bayağı beğenmiş diye duydum. Yani Ernesir ile birlikte acaba çift santrfor oynatır mı diye düşünüyorum. Bir de şimdi Osterwolde de yok. Osterwolde yani şey olmadığı için adını sen söyle. Kostic'i de oynatamadı, listede olmadığı için. Acaba Kostic'i dener mi? Yani yeni oyuncular derken serbest çağrışım. Tabii. Ben bugün mutlaka Kostic'i süre alacağını düşünüyorum ve yani benim fikrime göre de ilk 11'de Kostic'le başlar diye düşünüyorum. Ama çift forvet, çift santrofor, Cenk Tosun, Elnesi veya yani o denklemin içinde Ceko çift santrofor oynayacaklarını kesinlikle düşünmüyorum. Başlayacağını düşünmüyorum en azından. Gidişata göre, skora göre, olumlu veya olumsuz skora göre maç içinde değişiklikler veya böyle bir varyasyonlar olabilir diye tahmin ediyorum. Şu var, Mourinho'yu eleştirenler var. Basınla arası kötü veya ukalaca, snob tarzda demeçler veriyor diye. Bu Manchester maçından sonra da gündeme geldi. Maçtan daha çok Mourinho'nun basın toplantıları konuşulmaya başlandı. Şunu söylemekte fayda var. Ya biz bu adamı sevdiysek böyle sevdik. Zaten sevmiyorsak, antipatik geliyorsa da bu şekilde geldik. Buraya gelince değişen bir Mourinho yok. Yani hafızalarda bu tabloda olan bir Mourinho var. Bu çizgide olan bir Mourinho var. Daha önce de zaten bu adamın bu kadar popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu tarzdaki davranışları. Bazen derler ya, böyle televizyonculukta da vardır. İtici gelir ama vazgeçemezsin. O kanalı değiştirmezsin. İtici çekici derim ben de. Mourinho'da da böyle bir şey var. Bu kadar eleştirmenin anlamı yok. Şey, çok rahatsız yani etmiyor mu Ozan seni de? Yani Türkiye'de çok fazla yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Spor sektöründe özellikle, yani bence her sektörde var da. İşte bir teknik direktörle yavaş yavaş uyum sağlanamadığı andan itibaren böyle magazinsel tarafıyla biraz böyle itibarsızlaştırılmaya çalışılır. Mesela hafta içi Mourinho'nun İşte otelde kaldığı ücret, her sabah yediği yemek. Ya bunları artık geçmemiz lazım diye düşünüyorum.
Yani mesela Manchester United maçı sonrası sen de ben de gördük ki yani uluslararası basında fazlasıyla yer alan bir teknik direktördü. Yani iyi ya da kötü Fenerbahçe'nin adını birçok yerde, birçok kanalda, birçok olayla geçirmiş bir insan. Yani hafta içi o otelde şu kadar kalıyor da geceliği, bunu yiyor da. Yani yapmayın Allah aşkına, Mourinho yahu bu. Yani hadi yaşınız yetmiyor. Bilgiye de mi bu kadar uzaksınız? Ya da geçmişi, tarihe de mi bu kadar uzaksınız? Ya şu eleştirilebilir. Sen katılır mısın bilmiyorum. Fenerbahçe'deki tercihi eleştirilebilir. Başka bir şey ama yani nedir bu ya? O şu kadar otelde kaldı, geceliği bunu yedi. Şöyle bir tazminat alır. Şu ya bunlar bence çok yani bize yakışmayan şeyler diye düşünüyorum. Bırakmamız gereken şeyler diye düşünüyorum artık. Bilmediğimiz şeylerle gelin. Bunları zaten biliyoruz. Yani bu adamı da biliyoruz. Bu işlerin maliyetlerini de biliyoruz. Anlatabildim mi? Bana sürprizlerle gel. Aa, dinlediğimde, senin ağzından duyduğumda şaşırayım. Aa, böyleymiş. Ya bunlar bildiğimiz şeyler zaten. Aynı şeyleri konuşmanın anlamı da yok. Şu var. Yalnız Fenerbahçe'yi de burada kulüp olarak, yönetim olarak biraz eleştirmek istiyorum. Neden? Sen bunları anlattıkça aklıma geliyor şimdi. Yani burada da bir iletişim, diplomasi bozukluğu var Fenerbahçe'de. Masada sandalye bulamayanlar Fenerbahçe'yi eleştiriyor. Yani Fenerbahçe'yi takip eden gazeteci, yorumcu veya hangi sınıf vatandaşsa, kimliği neyse, sıfatı neyse, eğer Galatasaray bunu güzel yapıyor. Örnek veriyorum, eskiden Abdurrahim Albayrak döneminde Karadeniz Mutfağı hesabına, yanılmayayım, salı günlerimine bütün basını toplarlar, bir Abdurrahim Bey'in ofisinde yemek yerlerdi. Diğer başka Erdem Tümür durumunda döneminde yine böyle gazetecileri, muhabirleri çağırırlar, yemek yerlerdi. Burada seni ütmenin veya seni tavlamanın peşinde değil. Bir iletişimi sağlayıp bunlar tek başına olan şeyler değil. Mourinho'yu getiriyorsun, tek başına olmuyor. İyi kadro kuruyorsun, tek başına olmuyor. İyi para harcıyorsun, tek başına olmuyor. Sana ne lazım burada? Örnek veriyorum, taraftar lazım. Ondan sonra sana iletişim lazım. En önemlisi Fenerbahçe'yi Ali Koç döneminde eleştirdiğim en majör konu diplomasiyi bilmiyorlar. Hep daha önce senin programında da söyledim. Yani burada ilk önce bir iletişim kurup işi halletme, çözmeye, başarmaya çalış. Halledemezsen kavga edeceksin. Fenerbahçe ilk önce kavga ederek bunları çözme yöntemine gitmişti. Yeni yönetimde özellikle Acun Ilıcalı gibi bir iletişim uzmanının başında olduğu yönetimde ben bunlar olmayacağını, farklı bir Fenerbahçe çizgisi olacağını iletişimde diye düşünüyordum. Yine hemen hemen aynı şeye, kısır döngünün içine girmiş oldu. İşte bugün maçı konuşmamız gerekirken sen bana bir kelime veriyorsun. Ben yüzlerce içimdeki şeyleri atmaya başlıyorum. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri bu. Yani biz Mourinho'dan bahsediyoruz. Herhalde yanılmayayım. Dünyada Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ni, Konferans Kupası'nı, işte İtalya'da, İngiltere'de, Portekiz'de, yani böyle majör liglerde de şampiyonluk yaşayan, kupa alan başka bir teknik direktör yok herhalde. Baktığımızda şu vardır. Bugün futbol adamlarına veya futbolu konuşanlara baktığımızda Pep Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü diyebilirler bugünkü literatürde. Ama genel olarak baktığımızda bu işin ambiyansı, reklamı, karizması, seni etkilemesi. Bugün Pep Guardiola dünya genelinde basın toplantısına çıksın. Örnek vermek için söylüyorum. 3 milyon kişi izliyorsa Mourinho hangi takımı çalıştırırsa çalıştırsın 5 milyon kişi izler. Benim anlatmak istediğim bu. Böyle bir değer mi görürsün bunu, negatif mi görürsün? Ben değer görüyorum. Çünkü biz bunu bir yıl önce, üç yıl önce, iki yıl önce konuşmuş olsaydık Mourinho Türkiye'ye gelecek. Ya bu mucize olması gerekir diye. Elimizde böyle bir şeyi almışken, doneyi elimize almışken bundan da iyi faydalanmamız gerekiyor. Ama şu var, bu şey gibi aslında biraz flörtleşme gibi. Basın da biliyor, Mourinho da biliyor. Eleştireceksin, eleştireceksin. Ama Mourinho için şunu söyleyeyim. Mourinho'nun kulağına kim fısıldıyorsa, ya işte Galatasaray'la şunu yaşadık, Okan Buruk bunu yaptı. Bunları daha steril anlatmaları lazım. Gaza gelmemesi lazım. Şimdi eskilerin bir lafı var. Köyün ağasının yapamadıklarını, köyün ağası söyleyemediklerini köyün delisine söyletirmiş. Ya Mourinho köyün delisi değil aslında da, anlatabildim mi? Kim şey yapıyorsa gazı çok veriyorlar diye düşünüyorum. Peki oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin Manchester United karşısındaki oyunundan mütevellit. Yani daha da yükselişe geçer, vitesi arttırır, önümüzdeki haftalarda çok daha farklı bir Fenerbahçe görürüz diyor musun? Çünkü Mourinho'nun açıklaması böyleydi. Yani rakiplerimizi bu oyun korkutmuş olabilir dedi. Şimdi geçen hafta seninle olan bağlantıda yine aynı şeye değinmiştim. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi, teknik direktör kalitesine kesinlikle sözüm yok. Eleştirilen noktada oyuna eleştiri var.
Mourinho'ya veya oyunculara eleştiriyor. Oyuna, ortadaki oyunu eleştiriyor. Buradaki en büyük sıkıntı ne? Çabuk oynayamama. Hani videolar izliyoruz ya şimdi sosyal medyada. Özellikle WhatsApp'ta vardır. Biri sesli mesaj gönderinde bir hızla veya basarsın 1,5 hızla dinlemeye başlarsın. Biliyorsunuz değil mi bunları? Şimdi Fenerbahçe Manchester karşısında düğmeye bastı. 1,5 hızla dinlemeye başladım ben. WhatsApp'taki sesli mesajdan anlatıyorum. Bugün Bodrum Spor karşısında 2'ye çıkabilecek mi? Ben bunu görmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bu kapasitenin olduğunu gördük. Şunu da belirteyim, oyuncuları tek tek irdelemek istemiyorum ama yani Tadic, Dzeko ikilisini aynı anda sahaya koymaması lazım Mourinho'nun. Bunu artık futbol severler de konuşuyor. Biz bunları 8 hafta 10 hafta önce de söylüyorduk. Yeni yeni artık bu böyle bir görüntü oluşmaya başladı. İnsanlar da söylemeye başladı. İkisinin beraber olmaması. Hiçbir büyük takımda şampiyonluğu oynayan takımda da şu da yoktur. 35 yaş üstü ileride hücum hattında 2 tane futbolcuyu, 3 tane futbolcuyu asla göremez. Fenerbahçe bu hatayı yapıyor. Ama diyeceğim ki sen biraz önce söylediklerin Mourinho'yu hem eleştirmeyelim diyeceksin hem bu konuda bunu yapalım. Mourinho belki de artık takımını hep şu milli maç arasından sonra Ekim'in sonunda iyice tanıyacak demiştim. Bugün bakalım nasıl bir çizgide olacak bu. Bizim tahmin ettiğimiz gibi, tasvirlediğimiz gibi tanımış mı, tanımamış mı, alışmış mı, alışmamış mı bunları göreceğiz. Ama kesinlikle yani ben bazıları hemen Mourinho giderse şu gelir, İsmail Kartal bekliyor veya başka teknik adam gelir, sezonu tamamlayamaz söylemleri var. Kesinlikle ben bu görüşte değilim. Mourinho sezonu tamamlamadan asla Fenerbahçe'den ayrılmaz. Bunu net söyleyeyim. Hı hı. Sevgili Ozan, çok teşekkür ediyoruz o güzel yorumların için. Sana ve ailene güzel 10 bir... 10 saniyeni daha tabii, buyur. Alayım. Tabii. Fenerbahçelilerin merak ettiği bir konu var. İrfan Can önümüzdeki sezon kalır mı? Osayi kalır mı? İrfan Can'ın ben %90, benim öngörüm bu bir bilgi olarak değil, %90 Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum. Osayi'nin de Mourinho'yla bir sıkıntı yaşamazsa önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olacağını tahmin ediyorum. Merak edilen bir konuydu. Çok teşekkürler. Sana ve ailene güzel sevgiler. Bir pazar diliyorum sevgili Ozan. Sevgiler, sevgiler, saygılar. Ve değerli izleyenler, 10. haftada güzel bir derbi bizleri bekliyor. Hadi derbi bölümümüzü açalım o halde.